Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde olay yönetimi yani event handling'den bahsedeceğiz. Serimizin 5. videosu. Olay nedir? Olay arkadaşlar yani event dediğimiz aslında React'ten önce de HTML ve JavaScript ile sayfalar yaparken kullanılan bir yöntem. Kullanıcının etkileşimlerini takip etmek ve buna yönelik sayfayı tasarlamak adına HTML elementlerine olan şeyler diye tanımlayabiliriz arkadaşlar. Genelde kullanıcının HTML sayfasıyla olan etkileşiminden doğarlar. Örneğin sayfa yüklendi. Bu bir event'tir arkadaşlar. Bir input var diyelim, bir yazı yazabileceğiniz bir alan var ve siz bu alana tıkladınız. Aslında bir event gerçekleşti. Siz o alana fokus olmuş oldunuz. On focus event'i gerçekleşti. Yazmaya başladınız. On change event'i gerçekleşti. Bir butona tıkladınız. On click gerçekleşti. Eğer buton bir submit butonu ise, bir formun içindeyse, form üzerinde on submit event'i, olayı gerçekleşmiş oldu. Hepsi dikkat ettiyseniz bir kullanıcının etkileşiminden veya bir olayın olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden bunların ismi olay. Yani events diye de İngilizce olarak daha kolay araştırma yapmanızı sağlayabilir konuyla ilgili. HTML ve JSX arasında birkaç syntax değişikliği var. Sol tarafta gördüğünüz kısımlar, iki örnek HTML'de nasıl yazıldığı ve sağ tarafta ise bunu JSX'de, React'te kullanırken nasıl yazıldığı ile ilgili. Bir değişiklik buradaki onClick eventini yazarken hepsini küçük harfle yazıyorsunuz. React'te ise camel case sistemine uygun yazılıyor. Yani ilk harf küçük, diğer harfler büyük şeklinde. Onun dışında HTML'de fonksiyonu gördüğünüz gibi parantezlerle birlikte aslında invoke ediyorsunuz, çağırıyorsunuz. OnClick olduğunda. React'te ise eğer bir fonksiyon girecekseniz, bir parametre almıyorsa parantezsiz yazıyorsunuz. Parantezleri yazarsanız eğer fonksiyon bu component veya bu bileşen veya bu element ekrana yüklenir yüklenmez çağrılmış oluyor. O yüzden parantezleri kullanmıyorsunuz. Yine HTML'de diyelim bir elementin default yaptığı işlemi iptal etmek için onClick return false dediğinizde tıklandığında eğer bu linke gidecekse gitmemiş oluyor. Olayı durdurmuş oluyorsunuz. Aynı işlemi React'ta, JSX'te yaparken bir fonksiyon giriyorsunuz içeriye. Şu süslü parantezle başlayıp burada biten kısım. Bu bir arrow function, ok fonksiyonu diye gördüm bazı yerlerde Türkçe çevirisi. Ancak arrow function diye biliniyor genelde. Türk developerlar arasında da. Bu bir event parametresi alıyor. Genelde E diye kısaltıyor insanlar. Ve event.preventDefault metodunu çağırarak bu linke gitmemesini söylemiş oluyorsunuz. Bu tarz küçük değişiklikler var HTML'deki olaylarla JSX'teki olaylar arasında. Daha detaylı bilgi React'ın sayfasında var. Ben ama esas eventleri nasıl kullandığımızı Code Sandbox'ta göstermek istiyorum. Sentetik olaylar. Sentetik olay dediğimiz şey bu bizim eventlere girdiğimiz fonksiyonun aldığı parametre. Az önceki E olarak gördüğümüz parametre. Bu bir obje arkadaşlar. Event ile ilgili değerleri bu objeden kontrol edebiliyorsunuz. Bunun sentetik event diye söylenmesinin sebebi bu browserlar arasında, tarayıcılar arasında bir farklılık olmaması için React bu eventleri düzenliyor ve sizin için her bir browserda nasıl çalışması gerekiyorsa öyle çalışmasını sağlıyor. Siz bir diyelim objeye, bir elemente tıklandığında veya oraya bir yazı girildiğinde bu değere ulaşmak istiyorsanız işte bu sentetik event aracılığıyla ulaşıyorsunuz. Yani olaya, event'e girdiğiniz fonksiyonun aldığı parametre
oradaki sayesinde ulaşıyorsunuz. Burada event, target value dediğiniz şey, işte buradaki event aynı şey. Oraya ne girerseniz o sizin verdiğiniz bir isim olmuş oluyor. E-target value, e-prevent default, e-stop propagation gibi değerlere ve metotlara oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz yine fazla uzatmadan Code Sandbox'a geçip örneklerimizi yapalım. Code Sandbox takip etmek istiyorsanız bir tane açabilirsiniz arkadaşlar şu anda. Ben burada ekranda listesini hazırladığım eventlerden bahsetmek istiyorum bugün. On click, on change, on submit, on focus, on blur, prevent default ve stop propagation. Bunlar birer metot. O yüzden onları metot şeklinde yazmam daha uygun olur. On click ile başlayalım. On click bundan önceki örneklerde gördük arkadaşlar. Bir elementin üzerine tıklandığında o tıklamayı takip edebiliyorsunuz. Mesela buradaki app divine bir onClick metodu girelim. Süslü parantezler içerideki ifadenin bir JavaScript ifadesi olduğunu bize söylüyor. Burada bir fonksiyon yazalım. Bir arrow function, anonymous arrow function. Ve bu fonksiyonun içerisinde console.log app divine tıklandı diye bir console.log yazdıralım. Gelip buradaki divin içinde herhangi bir yere tıkladığınızda bu console mesajını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi onChange'e bakalım. OnChange input değerlerini takip etmede kullanılan bir event. Burada bir input'umuz var gördüğünüz gibi. İsim input'u. Ben buraya onChange eventini gireceğim. Ve ekrana bu input'a bir şey yazıldığında console.log'da bir şey yazılmasını sağlayacağım. Bir şey yazıldı diyelim buraya. Bunu kaydettiğimizde arkadaşlar. Evet bakın az önce söylediğim hatayı yaptık. Dedik ne demiştik? İçeriye direkt bir fonksiyon giremeyiz. Arrow function, anonymous bir arrow function girmemiz gerekir. Aksi takdirde uygulamamız yüklenir yüklenmez çalışır demiştik. Gördüğünüz gibi sayfa yüklenir yüklenmez bir şey yazıldı yazıyor. Halbuki bir şey yazılmadı. Sebebi bunu direkt çağırıyor olmamız. Bunu bir arrow function'a dönüştürdüğümüzde problem ortadan kalkacak. Şimdi buraya her yazdığımızda bu bir şey yazıldı konsolunu ekranda göreceğiz. Diyelim ki Ahmet yazalım. Gördüğünüz gibi her bastığımız bir harf için bu değişikliği takip etti. Peki değişikliği biz nasıl takip edebiliriz React içinde? İşte burada e-parametremizi buraya girebiliriz arkadaşlar. Bu bizim sentetik eventimiz. Bu eventin içindeki olayları, bu eventin içindeki değişiklikleri takip etmemizi sağlayacak olan parametre. Şunu aşağıya alayım, kolay olması açısından. Console.log'un içinde bir şey yazıldıktan sonra e.target.value gösterelim. Bu e.target.value bize içeriye yazılan değeri gösterecektir. Kaydedelim. Buraya bakın. Ahmet yazdığımızda bir şey yazıldı. Ahmet şeklinde her yazdığımız harf, yani oradaki elementin her bir durumu tek tek bize kaydedilmiş oldu. Bu da React'la formlarla ve inputlarla çalışırken önemli bir bilinmesi gereken çok önemli bir konu arkadaşlar. Controlled component dediğimiz kontrollü bileşenler konusundan bahsederken bunu çok kullanacağız. Buradaki input'unun bir değeri isim değeri olsaydı, örneğin buna biz isim diyelim. Buna ulaşmak için de arkadaşlar e.target.name yazmamız gerekirdi. Durumda bizim buraya her yazdığımızda gördüğünüz gibi isim A, isim A, isim Ahmet şeklinde gittiğini göreceksiniz. Şimdi onSubmit'ten bahsedelim. OnSubmit formlar üzerinde işimize yarayan bir event arkadaşlar.
form submit edildiğinde bunu kontrol etmiş oluyoruz. Şimdi diyelim ki submit edildiğinde bize bir console log yaz, form diyoruz, gönderildi diye. Form gönderildi. Şimdi bunu kaydedelim. Buraya Ahmet yazdık. İyi izleyin. Enter'a bastığımızda formu göndermiş olacağız. Değişik bir şey oldu. Form gönderildi yazısını konsolda gördük ve arkasından sayfa yenilendi. Bakın bir daha yapalım. İyi dikkat edin. Burada çıkacak olan mesaja. Form gönderildi ve arkasından hemen sayfa yeniliyor. İşte bu prevent default konusundan bahsedeceğimiz yer arkadaşlar. Formlar gönderildiğinde tarayıcıların default davranış biçimi sayfayı yenilemek arkadaşlar. Bunu durdurmak için biz buradaki event sentinel event üzerinden prevent default metodunu çağırıyoruz. Bu sayede bizim formumuz yenilenmemiş oluyor. Bu sayede biz React üzerinde diyelim sayfayı yenilemeden başka bir işlem yapmak isteriz. Örneğin bir Axios call yapmak isteriz. Bir sunucuya bağlanmak isteyebiliriz form gönderildiğinde ve elimizdeki bilgileri sunucuya göndermek isteriz. Bunu prevent default yapmadan yaparsak sayfa yenilenmiş olur, state yenilenmiş olur, bütün bilgileri kaybetmiş oluruz. Bu formlarla çalışırken React'te çok önemli arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Ahmet yazalım, gönderelim. Gördüğünüz gibi form gönderildi. Burada hiçbir yere gitmedi, sayfa yenilenmedi ve formumuz hala yerinde duruyor. Şimdi onFocus'a bakalım. OnFocus arkadaşlar bir input'un üzerine geldiğimizde, yani şöyle tıklayıp artık buradaki imleç yanıp sönüyor ya, şu anda focus olmuş olduk aslında bu input'a. OnFocus da bu olayı kontrol etmede işimize yarıyor. Biz yine buradaki neyimiz, silerek iki tane yazmışız. Biz yine input'umuz üzerine bir onFocus event'i ekleyelim. Event handler'ı ekleyelim. Burada yine bir anonymous function ve console.log image input'un içinde yazalım. İçeriye tıkladığımızda şimdi bu mesajı görmemiz gerekir. Gördüğünüz gibi image input'un içerisinde mesajını gördük. Peki bir de onBlur eventimiz var. Bu nedir? OnBlur da arkadaşlar image'in buradan ayrılması eventi. Bu da yine formlar üzerinde çalışırken kullanılan, özellikle validation yaparken kullanılan bir event handler. Burada da arkadaşlar diyelim biz form'un input'un içine tıkladık. Yanıp sönüyor imlecimiz. Buradan ayrıldığımızda, yani dışarı bir yere tıklayıp veya bir sonraki input elemanına geçtiğimizde aslında blur, yani blur normalde tam kelime anlamını çıkaramıyorum ama bir şeyin blur olması böyle buzlanması gibi olur. Yani ekranda bir şey blur ederler sansürlemek için. Blur olması yani fokus olmaktan çıkması gibi düşünün arkadaşlar. Fokus olmaktan çıkması. Fokus olmaktan çıktığında bir işlem yapmak istiyorsak onBlur da yapacağız. console.log image artık input'ta değil diyelim. Dediğimiz gibi tıkladım. Image input'un içinde ayrıldığımda image artık input'ta değil yazısını görüyorum. Bunu şunun için kullanabiliriz. Mesela kullanıcı buraya bir şifre giriyordur. Şifresini girer buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir şifre girdi diyelim. Tembel bir kullanıcımız var. Bir sonraki forma geçtiğinde biz buradaki değeri alıp bu değerin 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakterli olduğunu görüp bu kullanıcıya burada bir bu input'tan ayrılır ayrılmaz bir mesaj gösterebiliriz. Basitçe uygulayalım arkadaşlar. Kullanıcı önce bir fonksiyonumuz event değeri alsın. Kullanıcı buradan ayrıldığında buradaki değerin uzunluğuna bakalım. Oradaki değerin uzunluğuna biz nasıl ulaşırız? Önce oradaki değere ulaşmamız lazım. Diyelim ki isim e.target.value. Şu an ismi aldık. Name üzerinde problem gösteriyor.
never used. Tamam. Şimdi diyelim ki eğer name'in uzunluğu 8'den küçükse, 8 karakterli olmasını istiyoruz şifrelendirmez. Bir uyarı gösterelim. Uyarı desin ki şifre en az 8 karakterli olmalıdır. Bakın şimdi bu alert kısmı onBlur'un içine tanımladık. Buraya şifremizi yazdığımızda ve buradan ayrıldığımızda, bakın daha ayrılmadan bize uyarı geliyor. Şifre en az 8 karakterli olmalıdır. Yani buraya girip kullanıcı 7, 8 yazdığında bu uyarı gelmeyecek. Ama bir hafif indiğinde bize bu uyarı direkt gelecek. İşte form validation yaparken bu şekilde kullanılan bir yöntem arkadaşlar. Şimdi onBlur, son olarak stop propagation'dan bahsetmek istiyorum. Bu da arkadaşlar bubbling dediğimiz bir olay var. Biz burada iç içe elementler var değil mi? Bakın bir div var dışarıda. Bu gri olan kısım bizim app divimiz. İçeride bir React dersleri elementi var. Bu bir H1 ve içeride bir form var. Şimdi biz buradaki diyelim şuradaki onClick'i kaldıralım. App divine tıklandı yazan onClick'i kaldıralım. Onun yerine input'ta bir onClick oluşturalım. Bu bize console.log input tıklandı diye bir console.log versin bize. Yenilediğimizde bakın buraya tıkladığımızda input tıklandı değerini görüyoruz değil mi? OnFocus'tan image input'un içinde değeri geliyor. OnClick'ten de input tıklandı değeri geliyor. Şimdi bubbling dediğimiz olay şu arkadaşlar. Biz bu input'un içine tıkladığımızda bu tıklama işlemi aynı zamanda bu input'un içinde olduğu diğer elementlere de bubble up oluyor. Yani bu dışarıdaki div app divi de kendisine tıklanmış gibi hissediyor. Bunu şöyle deneyebiliriz. Aslında bunu kaldırmasaydık hemen görmüş olacaktık ama hızlıca yazayım ben. App divine tıklandı. Bakın şimdi iki tane onClick eventimiz var. Birincisi app divine tıklandı yazdıracak olan app. İkincisi input'taki. Bakın input'a tıkladığımızda hem input tıklandı geliyor hem app divine tıklandı. Ama biz özellikle app divine tıklamadık. Biz input'un içine tıkladık. İşte bubbling dediğimiz olay buradan yaptığınız tıklama işleminin bu elementi içeren diğer elementlere de bubbling yap, bir üstte bir üstte bir üstte şeklinde gitmesi. Bunu durdurmak için arkadaşlar hangi elementte bunun hangi elementte olmasını isteyip diğerlerinde olmasını istemiyorsanız o elemente stop propagation değerini girmeniz gerekiyor. Yani şurada arkadaşlar event diyelim. Return yapmıyorum burada. Burada arkadaşlar event stop propagation dediğimizde bak şimdi tıkladığımızda sadece input'a tıklandı değeri geliyor. App'e tıkladığımızda bu sefer app divine tıklandı ifadesini görüyoruz. Input'a tıklandı değerini görüyoruz. Propagation bu işe yarıyor arkadaşlar. Bunlar benim bahsetmek istediğim, benim kullandığım ve insanların da genelde en çok kullandığı eventler. Ben arayüz üzerinde çok fazla çalışmadığım için bu bahsettiklerimden daha fazlalarını sadece öğrenirken birkaç kere kullandım. Onun dışında kullanmak isterseniz arkadaşlar diğer eventleri React'ın Synthetic Event sayfasına gidebilirsiniz. Türkçe kaynak da var. Sadece React.js.org linkini gördüğünüz anda başına tr koyduğunuzda Türkçe varsa göreceksinizdir arkadaşlar. Burada bütün olayların listesi var. Not panos olayları. Mesela copy yapıldığında, cut yapıldığında, paste yapıldığında, kes kopyala yapıştır eventlerini takip edebilirsiniz. Mesela kopyalamayı engelleyebilirsiniz. Prevent default şeklinde. Sayfanızdan kopyalama yapılmasını. Klavye olayları var. Bir tuşa basıldığında, bir tuştan elinizi kaldırdığında gibi eventleri takip edebilirsiniz.
form olayları var. Bizim bahsettiğimiz onChange, onSubmit, diğerleri var. Benim çok kullanmadığım. Genel olaylar dediği onError, onload, sayfa yüklendiğinde işaretçi olayları var. Pointer down, pointer enter. Seçme olayları var. OnSelect, şu bir seçme olayıdır. Biz burada bir olay seçtik ve bu değere ulaşabilirsiniz. Dokunma olayları, yani dokunma girdisi olan bilgisayarlar veya tabletler için geçerli olabilir. Scroll var, şu an yaptığımız scroll işlemi. Scroll'un sayfanın hangi noktasında olduğunu bu on scroll eventiyle kontrol edip ona göre işlem yaptırabilirsiniz. On wheel var, tekerleğin, şu mouse'daki tekerleğin çevrilmesi olayı. Bütün hepsini buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yarayan bir ders olmuştur. React'ta formlar önemli. Genelde ilk öğrenirken bu işlemlerin nasıl yapıldığı öğrenilir. Pratik yapmanızda fayda var. Eğer bir sorunuz varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.